Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere sınırsız PSN Plus tamamen ücretsiz olarak nasıl yapılır bunu anlatacağım arkadaşlar. Bu video çok isteniliyordu. Kusura bakmayın ki biraz geç çekimledim arkadaşlar. Video sırası o şekilde denk geldi. Biliyorsunuz bugün arkadaşlar bundan hemen 2 saat önce saat 18.00'da kadro kurulumu attım. Fişek United kadro kurulumu. Şimdi de sıra bu videoda. Öncelikle buraya gelen herkese sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer bu işinize yaradıysa, gerçekten kullandıysanız videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Benim için çok önemli. Facebook grubunda hepinizi bekliyorum. Dilerseniz arkadaşlar fazla zaman kaybetmeden başlayalım. Öncelikle PlayStation'ınızı açtıktan sonra arkadaşlar burada yeni kullanıcı sekmesi gelip kullanıcı oluştur diyorsunuz ve kabul et diyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle şunu söylüyorum. Her yeri adım adım anlatacağım. Hiçbir yeri kesmeyeceğim. Direkt neyse öyle koyacağım. Hiç herhangi bir edit bile sürmeyeceğim bu videoya. Size yeter ki arkadaşlar tamamen olduğu şekilde güzel bir şekilde anlayabilin arkadaşlar. Buradan PlayStation Network'te hesap oluşturuyor arkadaşlar en aşağıda. Buna basıyorsunuz. Hemen menünün yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi çok basit bir yöntem. Herhangi bir kural ihlali gibi bir mevzu söz konusu değil. Tamamen yasal ve düzgün bir yolla arkadaşlar. Bunu yapacaksınız. Dolayısıyla ban sebebi falan vesaire değil. Çünkü tamamen dediğim gibi yasal yollar. Buradan arkadaşlar ülkenizi Türkiye seçebilirsiniz. Bu arada bu videoda oluşturacağım hesabı arkadaşlar. Zaten herkes kullanabilir. Burada arkadaşlar 18 yaşı geçtikten sonra herhangi bir sıkıntı olmuyor. Burayı da atlıyoruz. Ardından posta kodu geliyor arkadaşlar. Buraya herhangi posta kodu yazabilirsiniz veya kendi posta kodunuzu yazabilirsiniz. Burası çok fark etmiyor çünkü Türkiye'de mesela ilçeyi ne yazarsanız kabul ediyor. Hemen arkadaşlar şifre yapalım. Şifremiz arkadaşlar OG2'de oynuyor. 2-3 olsun arkadaşlar. Böyle 1-2 tam 1-2 olsun. OG2'de oynuyor 1-2 arkadaşlar. Şifremiz haberiniz olsun. OG2'de oynuyor. 1-2 ve dediğim gibi arkadaşlar hiçbir yerini kesmeyeceğim. O yüzden dikkatli lütfen deyin. Herkesin buna yararlanmasını istiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen ekrana şeyi vereceğim. Hemen ekrana şimdi nasıl kolay bir şekilde e-posta oluşturabileceğinizi vereceğim arkadaşlar. Hemen şöyle veriyorum. Belki buraları kesmiş de olabilirim. Şimdi arkadaşlar görmüşsünüz ya burada Google Chrome var. Google Chrome arkadaşlar açacağız. Şimdi bir daha ekleyeyim, o bug'a girdi. Bir daha ekleyelim bir şekilde. Google Chrome arkadaşlar şu anda görmüşsünüz sizin ekranınıza Google Chrome'u verdim arkadaşlar. Hepiniz zaten burada görüyorsunuz. Şimdi hemen bunu arkadaşlar küçültelim, ekranınız bir tarafında kalsın. Google Chrome arkadaşlar şöyle hemen sol aşağıya koyalım. Dediğim gibi dikkatli bir şekilde izleyen arkadaşlar herkes yararlansın. Google Chrome'a geldikten sonra arkadaşlar yapmanız gereken tek şey buraya 10 minute mail yazmak arkadaşlar. 10 dakikalık mail. 10 minute mail yazdıktan sonra zaten 10 dakikalık e-posta direkt ilk çıkıyor zaten. Buna basıyorsunuz. Buna bastığınız zaman arkadaşlar size burada bir tane e-posta veriyor. Zaten şu anda da görüyorsunuz ekranda. Bu e-postayı şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte hemen yazıyoruz. MFX. Bu şekilde yapın. Herhangi bir şekilde Hotmail falan açıp zaman kaybetmenize gerek yok arkadaşlar. 8674 et. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde sizler de yapın ve sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. .com. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu hesap zaten dediğim gibi alıp kullanabilirsiniz. Herhangi bir şifresini falan değiştirmeyeceğim. Daha sonra arkadaşlar burada size çevrim içi kimlik ad soyad soruyor. Bu çevrim içi kimliği arkadaşlar hemen sallayabilirsiniz istiyorsanız. Yani ben normalde sallıyorum ama bu videoya özel. Bedava PSN Plus 3 yapalım inşallah olur. Olmadı. Niye olmadı? Allah Allah, izin verilmiyor diyor. Okey, başka bir şey yapalım arkadaşlar. O zaman hiç uğraşmayacağım. Bunu kabul ediyor. Adı arkadaşlar G, soy ismi de G olsun. Ve şimdi buradan ileriye diyoruz. Buradan arkadaşlar bütün bu sekmeleri ilerliyoruz. Siz de şu anda zaten sol aşağıda mail adresinin gelip gelme durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. O da orada duruyor. Ve buraları da onaylıyoruz arkadaşlar. Kabul et diyoruz. Ve şimdi arkadaşlar önümüze menü geldi. Şimdi bu menü ne demek arkadaşlar? Bunu siz gerçek hesap mı olduğunuz, spam olup olmadığınızı kanıtlamanızı istiyor. Şimdi buraya gelen kutu kısmına geliyorsunuz arkadaşlar ve burada refreşlerseniz siz daha iyi olur. O kendi kendine refreşleniyor ama birazcık zaman alıyor arkadaşlar. Şimdi birazcık bekliyorsunuz. Yaklaşık böyle bir dakika içerisinde falan arkadaşlar buraya mail düşüyor. Bu mailden şimdi hesabımızı onaylayacağız. Dediğim gibi bu mail tamamen hani eskiden yoktu böyle bir olay ama şimdiden yeni çıktı bu. Sana sürekli PSN açmasın diye. Hatta biliyorsunuz bu sene Footraft hakkı da kaldırıldı. Bu tamamen PSN Plus ile alakalı bir durum arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz buradan. Buradan mail geldiği zaman direkt onaylayıp geçeceğiz arkadaşlar. Refreşlerseniz dediğim gibi refreşlerseniz sizin için daha iyi olur. Bazen burası kendi kendine baka göre ve geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaydını onaylama. Hemen buna basıyorum arkadaşlar. Buna bastıktan sonra hemen aşağı indiğiniz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi doğrula diye bir kısım var. Buradaki linke bastığınız zaman arkadaşlar ve buna bastığınız hesabınız doğrulandı arkadaşlar. Tamamdır. Şu anlık Google'la işimiz, Google amcayla işimiz şu anlık
Bu kadar arkadaşlar. Şunu şöyle biraz daha köşeye aldım. Buradan arkadaşlar önceden doğrulan diye basıyorsunuz. Ve oradan doğrulanması için hemen hesabımızı kabul etti. Ve bu hesap şu anda normalde kullanılabilir bir hesap olarak açıldı arkadaşlar. Buradan da daha sonra yap diyorsunuz en soldan. Evet, şimdi arkadaşlar buraları da geçtikten sonra şimdi PSN'in asıl mevzusuna geldik arkadaşlar. Her yeri geçtik. Şu anda PSN hesabımızı doğruladık. Şu anda her şey okey, her şey hazır arkadaşlar. Burası PSN Plus'a girip menü gelecek arkadaşlar. Burayı da atlıyorsunuz. Şimdi burada da tamam dedik ve tamam dedik. Okey, şu anda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi bütün takipçilerim de bilir ki yani çoğu kişiden bana daha doğrusu soru geliyor. Abi biz işte kart eklerken sıkıntı yaşıyoruz. Abi inline kart alışveriş yaparken bu siteden sıkıntı yaşıyoruz. Hemen şimdi size bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu arada arkadaşlar burada mail adresinize geliyorsunuz ve 10 dakika daha ver diyorsunuz ki mail adresi şu anda hala kullanılabilir olsun. 10 dakika daha size sağladı. Şimdi arkadaşlar hazır böyleyken buradan PSN Plus'a PlayStation Store'a giriyorsunuz. Evet arkadaşlar, tam videoyu çekerken PlayStation Plus bakıma girdi. Şimdi yaklaşık 10 dakika sonra bakımdan çıktı ve ben de şimdi videoyu size anlatmaya devam ediyorum. Arkadaşlar öncelikle bu menüye geldikten sonra en solda PlayStation Store var. Bu kısma geliyorsunuz arkadaşlar. PlayStation Store'a geldikten sonra soldaki sekmelerden PlayStation Plus sekmesine geliyorsunuz. Ve burada en solda arkadaşlar deneme sürümünü kullan var. Deneme sürümünü başladı. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Buna bastıktan sonra burada 14 günlük deneyim var. Abone ola bastığınız zaman arkadaşlar görmüş olacağınız gibi sizler de göreceksiniz ki bizden bir tane ödeme seçeneği eklememizi istiyor ve buradan bir tane kart eklememizi istiyor. Ancak bu PlayStation arkadaşlar bir bug var. Maalesef inline kartları eklerken hata veriyor ve bazı normal kartları eklerken de hata veriyor. Şimdi ben size bu hatayı nasıl sıfırlayabileceğinizi ve PlayStation Plus'ı nasıl ücretsiz alabileceğinizi göstereceğim. Biliyorsunuz geçen seneki yöntemde arkadaşlar bunu tekrardan ben yapmıştım. Ama geçen seneki yöntemin tek sıkıntısı neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu anlatmamdı çünkü bir süre sonra inline arkadaşlar maalesef hata vermeye başladı. Şimdi arkadaşlar ekranı tekrardan ben monitöre vereceğim. Oradan size daha detaylı açıklayacağım. Hemen şöyle verebiliyor muyum? Verdim. Evet, şu anda arkadaşlar size verdim ekranı görmüş olduğunuz gibi. Şunu birazcık da küçültelim. Hatta size PSN'de aynı zamanda görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunu en yapabileceğiniz en iyi kart inline arkadaşlar. Inline'de sakın gidip Migros'tan falan almayın arkadaşlar. Inline'i Migros'tan falan sakın almayın. Neden derseniz çünkü Migros'tan falan aldığınız zaman size para yükletiyor. Ama gidip DNR'dan alırsanız sadece 5 liraya bu karta sahip olabiliyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar hemen Google yapalım, hemen Google amcaya. Buraya arkadaşlar hemen Sony Entertainment Network yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra direkt burada zaten geliyor size. Buna bastığınızda giriş yapmanızı istiyor. Zaten biz şu anda giriş yaptık da bizim e-mailimiz görmüş olacağı bu. Arkadaşlar buraya geldikten sonra buradan hesap kısmına geliyorsunuz. Hesap kısmına geldikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü her şeyi ayarladığınız site var. Buradan cüzdan kısmına geliyorsunuz. Arkadaşlar buradan inline kartınızı eklerken şimdi size nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Burada ödeme yöntemlerinden kredi kartı ekliyorsunuz. Kredi kartı eklerken buradaki en önemli özellikle söylüyorum. Burada arkadaşlar mesela isminiz diyelim ne olsun? Yiğit ya. Yiğit ya. Buradaki yumuşak G değil, buraya Yiğit yazmanız gerekiyor. Yani kullandığınız harflerin normal nasıl diyeyim size, normal şeyde neyse yani normal dünya alfabesindeki yani karşılığını kullanmanız gerekiyor. Mesela benim isim Oğuz Erdoğan, mesela yumuşak G değil Oğuz Erdoğan yazmam gerekiyor arkadaşlar. Burada herhangi adres yapacağınız mesela burada bedava sokak beleş Beleş Cadde falan filan diye sallayabilirsiniz. Şehir ve ile biz GG yazmıştık arkadaşlar. Posta kodunu da yazmıştık hatırlamıyorum. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar önemli olan şey şu. Siz burada ekleyeceğiniz kart inline arkadaşlar. Zaten inline arkadaşlar normal bir kredi kartı. Normalde her yerde kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben videoyu burada durduruyorum. Kendi kartımı ekleyip satın alıyorum hemen. Ve arkadaşlar evet ben şu anda bir tane inline kartımı buraya ekledim arkadaşlar. Ne oldu? Ben bu şekilde yapınca benim elime geçen şey ne oldu? Ben şu anda arkadaşlar bunu eklemiş oldum. Herhangi bir hata olmadan eklemiş oldum. Şu anda zaten arkada PlayStation'ın menüsünü görüyorsunuz arkadaşlar. PlayStation menüsüne geliyorsunuz. Şu deneme şeyine basıyorsunuz arkadaşlar. Buraya bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi şu anda abone ol kısmı sizin ekranlarınıza geldi arkadaşlar. Abone ol kısmına hemen basıyorsunuz. Hayır diyoruz arkadaşlar. Hemen bir çıkalım, tekrardan bir daha girelim store'a. Az önce saymadı. Şimdi evet şu an eklenmiş kart gibi arkadaşlar farz ediyorsunuz. Çünkü az önce güncellememiştik. Şimdi store'a girip çıktık. Buradan tekrardan denemeye bas. Abone ola basıyorsunuz arkadaşlar. Ve abone ola bastığınız zaman siz zaten otomatik olarak kabul et ve devam et diyor. Çünkü neden siz inline kartınızı eklediniz arkadaşlar. Ben
Ininer kartımı sorunsuz bir şekilde internetten kurdum ve şu anda arkadaşlar hallettim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bu hesapta 14 günlük arkadaşlar PSN Plus var ve bu hesabı siz hemen aşağıdaki linklerden kullanabileceksiniz. Bu kadar basit bir yol arkadaşlar. Yalnız size şunu söylemek istiyorum. Bunu yaptıktan sonra ne yapmanız gerektiğini hemen size açıklıyorum arkadaşlar. Tekrardan o size göstermiş olduğum kartı eklediğiniz yerde hemen onun sağında sil olacak. Sile basıp evet diyorsunuz arkadaşlar. Sile basıp evet dedikten sonra da bu hesaptan kartınızı siliyorsunuz. Şimdi Ininer'in geçmişine bakarsanız sizden 43 kuruş çekip tekrardan 43 kuruş geri veriyor arkadaşlar. Bu kartın fake olup olmadığı veya size ait olup olmadığını göstermek için de. Dediğim gibi arkadaşlar bu kadar kolay bir yöntemle sınırsız PSN Plus'a sahip olabilirsiniz. Şimdi ise abi nasıl sınırsız? Şimdi sen 14 günlük aldın. 14 gün bittikten sonra bir tane daha 14 günlük alıp arkadaşlar bunu ölümüne dek kullanabilirsiniz. Dediğim gibi sınırsızın mantığı zaten bu. Şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Buradan siz şimdi kendinize yapacağınız için İçin Buna Plus Network hesabı ana PS4 olarak etkinleştir. Bunu etkinleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Siz bunu ana PlayStation 4 sistemi yaparsanız siz bu hesabı alıp bütün PlayStation için kullanabilirsiniz. Bunu etkinleşir yaparsanız dediğim gibi 14 gün boyunca istediğiniz herhangi bir hesapta Plus'lı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu yöntemde herhangi illegal bir sistem yok. Aslında bunun aksine Sony'nin teşekkür etmesi lazım. Çünkü insanlar kredi kartını ekleyemiyor. Ve ben de bunu size hatasız olarak nasıl ekleyebileceğinizi gösterdim. Tamamen internet üzerinden kartınızı sorunsuz bir şekilde ekleyebilirsiniz. Bu sadece PSN Plus için değil. Normal oyun falan da alırken de bunu kullanabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video işinize yarıyorsa beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yeniyseniz abone olabilirsiniz. Ve videolarımıza, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.